Evet Mehtap Hanım, nasıl buldunuz? Yemeği beğendim. Beğendiniz mi ana yemeği? Patlıcanlı köz tadı alıyorum. Çok güzel olmuş. Yani yemeği çok güzel olmuş. Ama pilav biraz kuru kaldı sanki. Aslında pilav hiç yapmasa da olurdu. Pilavın yerine domatesle biber közleyip de verebilirdi. Hmm. Ama güzel olmuş. Peki pilavın kuruluğu derken suyu mu az gelmiş yoksa lezzetsiz mi? Pilavın suyu az gelmiş. Bir de çok lezzet alamadım pilavdan. Ama yemek çok güzel olmuş. Tadı, Canan, tuzu, acısı, her şey çok güzel olmuş bence. Teşekkür ederim. Ellerin sağlık. Afiyet olsun. Peki afiyet olsun. Pilavı niye tercih ettin yanında? Dediği gibi... Normalde de iş yerinde yaparken yana bulgu pilavı mı yapıyorsun? Evet. Anladım. Sen menüyü seçerken galiba normal günlük hani iş yerinde nasıl yapıyorsun öyle mi sen? Araştırdım. Çok baktım. Bunun yanına ne gider diye. Bulgu pilavını yazmışlar. Evet, kesinlikle yanlı hiçbir yerde görmedim ve ben de araştırdım. Yani bunun yanlı olmuyor. Ben araştırdım, çok araştırdım. Bu buna oldu yani. Başka da afiyet olsun. Peki, Sevil Hanım. Canay Hanımcığım, nereden araştırdınız bilmiyorum ama yani Hünkar Beğendi'nin yanında pirinç pilavını, kesinlikle pirinç pilavı vermeliydiniz. Bulgur pilavı Osmanlı mutfağında patlıcanla hiçbir zaman kullanılmayan bir bence yemek. Hiç baktınız mı tekrar? Evet evet tabii ki. Sevil Hanım 4-5 kere saraya iftara davet edilmiş. Hiçbir zaman bulgur... Kız nasıl araştırdın o kadar derin? Geliyorlar. Maşallah. Sevil Hanım, Osmanlı yemeklerini çok iyi biliyorsunuz. Pirinç acaba Osmanlı'ya ne zaman gelmiş, haberiniz var mı? Bence hiç bakmamışsın. Bulgur pilavı da Nasıl bakmamışsın derken? Yani diyor ya hani pirinç pilavı veriyorlar diye. Evet. Çünkü bu yemeğin yanında hiçbir şey vermiyorlar, sadece domatesle biberi közleyip veriyorlar. Yok, kebapçıya gittiğinizde de... Bence de kebapçı da vermez. Geliyor, veren var. Veren var. Geliyor. Evet. Şöyle de bir şey var. Benim gittiğim yerde vermiyorlar. Bunun yanında bulgur ya da pirinç olmasaydı bu tek başına olmaz diyecektiniz. Evet. Ama Hünkar Beğendi normalde normal bir restorana gittiğimizde tek başına bir ana yemek değil mi? Yanında pilav da var. Geliyor mu yanında? Ya pilav ya bulgur var. Yok, gelmediği zaman da oluyor. Ama ben bazı yerlerde evet var. Bazı yerlerde ben de geldim, doğrudur. Çünkü geçen hafta da böyle bir konu oldu da genel olarak gelmediğini söylediler. Hani pilavsız oluyor. Hünkar Beğendi, Mehtap Hanım dediği gibi dediler. Pilavın kendisini beğendi mi peki? Yani yemek çok güzel, sıcak. Çok da lezzetli, yemeğine diyecek hiçbir şeyim yok. Ama pilav biraz soğuk gelmiş ve yavan, yani aroması yok. Soğandan çok mesela kimyon tadı almadım, karabiber tadı almadım. Karabiber attın. O zaman az gelmiş, ben mesela almıyorum. Çok yavan geldi bana, pilav tadı yok yani. Beğenmedin bir yani. Tadı var. Evet. Peki, Fatma Hanım? Beğendisi gayet güzel olmuş. Köz tadı da alıyorum, beğendim. Karabiber oranı da güzel. Yalnız et... Bir tık daha iyi pişmeliydi bence. Birazcık diri kalmış. Süreyle yarıştığımız için. Bence çok güzel pişmiş eti. Peki sakız bana diri geldi. Bana diri geldi. Yani o kadar süreye rağmen bence etin pişmesi daha iyi. Şeyden de olabilir mi? Kesinlikle katılıyorum. Kızgın yağda bir mühür yaptın mı? Evet. Allah Allah. Normalde böyle olmamalıydı ama. Yani şöyle çok kızgın bir tencereye atılmadı et. Öyle olmalı. Normal bir tencerede ağır ağır pişti. Direkt suyunu içine alıp. Sonra kısık ateşte onu yumuşatana kadar. İşte ilk pişirme eti çok önemli. Kızgın yağ atacaksın, içinin önce yumuşak olmasını peki istiyorsan. Çiğ kalmış mı ama yani? Çiğ değil, anladım. Sert. Sen biraz daha yumuşak olmasını istiyordun. Evet ama lezzetini beğendim. Bir de keşke kırmızı biber koymasaydın. Çünkü gerçek Hünkar Beğendi de biber olmaz. Ama kullanan da var tabii ki. Sonradan modernleşmiş hali ya da lezzete göre değişmiş de olabilir. Bulgur pilavı biraz diri kalmış. Tavuk suyu, keşke tavuk bir kalça butu haşlasaydın, tuz koysaydın lezzetini bambaşka bir yere götürürdü. Bir tık da su ekleyeceksin. Peki bir şey diyeceğim, etin yanında tavuklu suyu bulgur pilavı olur muydu? Lezzet miydi? Olarak yok, bir şey olmaz. Ben çünkü eleştirmezdim, ben seviyorum. Bulyon da koyuyoruz Kadir Bey normal zamanda. Peki. Lezzet olarak, yoksa yanında tavuk tiftiklemeyeceksin zaten. Anladım. Onun dışında bulgur pilavı olması beni rahatsız etmedi. Pirinç pilavı da olabilirdi. Sunumda... Aynı tabakta da olabilir, ayrı da olabilir. Tercih senin ama sadece ayrı olmalıydı. Peki, ellerine sağlık. Miran Hanım. Et pişmesi çok güzel. Kesim çok güzel. Bu arada salata yok. Salata. Evet, ben de unuttum ya dün. Ah ah. Günle daha dün yaşadık, daha dün eleştirdik. Evet, eleştiri aldım. Ben salatayı sonra getiririm diye düşünmüştüm. Tatlıdan sonra yemeyeceğiz. Ne zaman mesela? Getireyim hemen. Getirebilirim. Şimdi hanımlara sormam lazım. Çünkü yemek bitti ve puanlamaya, yorumlamaya geçtik. Salatayı yiyecek olan var mı? Evet, istiyorum. Evet, istiyoruz. Ama bir de şöyle bir durum var. Dün Miran Hanım'ın evinde salatayı kendisi istemedi Canay Hanım. Evet.
Onu puanlamaya koymayacağız. Bir de öyle bir şey yok. Yani şöyle şimdi Miran o Hanım, Miran'a kalmış. Miran'a tamam. Puan vermek istemezse tamam. Yemeyebilir. Ama ben hatırlatmasam kimsede de ses yok. Tamam. Yani aynı benim i̇şte durumuma düşecek. Ben hatırlattığım gibi bugün de sen hattırlattın. Evet. Tamam dün biraz benim anladım. Daha geçti. Şimdi sen saltın tadına bakıp puan verecek misin? Çünkü kesinlikle bence anamın yaptığını yapmayacağım. Orada bir emek var ve getirip tatmasını istiyorum. Sen tatacaksın. Kesinlikle. Salata istemeyen var mı peki? Yok. Herkes yok. İstiyor. Peki herkesin salatasını ver bakalım. Soda alabilir miyim lütfen? Evet Miran'a dün yaptığını yapmıyorum dedi. Bunu peki sırf ona böyle bir laf sokmak edasında mı diyorsun yoksa cidden tadına bakmak istediğin yok, için mi bakıyorsun? Yok orada emek olduğu için. Anladım. Onu da tabii ki o da çok önemli. Sonuçta emek var ve bunun tadına bakmak zorundasın. Evet benimki daha geç geldi. Kimse hatırlatmadı. Sizinki de biraz geç hatırlatma oldu. Normalde benim hatırlatma zorunluluğum yok zaten. Yani hayır, ben normalde biliyor. Hiç hatırlatmam onu. Hatırlatmama gerek de yok. Çünkü onun yemek saatinde gelmesi gerekiyor. Onu kesinlikle. Gerekiyor. Yani şu anda ben erken hatırlatmasam benimkini şu an bak sen de hatırlatmasan ben ona salatayı hatırlatmıyordum. Sen hatırlattın çünkü. Kendin hayır, hatırlattın. Sizin sorununuz değil. Yani anladım. Sizin hatırlatma da geç oldu tatlıdan sonra hani. Evet. Onun için onu bizim söyledim. Çakralar hala açık değil demek ki. Hani masaya baktığınızda direktman bir boşluk oldu görünüyor masada ben aslında. Ben salatayı da çok severim. Miran Hanım, ön planda olmak için salatayı tattığınızın o kadar farkındayım ki. Miran Hanım, sizi tebrik ederim. Gerçekten çok güzel oynadı. Sizi tebrik ediyorum. Peki buyurun salatanın da tadına bakın. Hızlı hızlı yorumunuzu alacağım sizin. Teşekkürler. Yemeğe puan... Ben yorum yapmadım temel olarak. Sen yemeğini yap, yorumunu yap, onlar bir yandan tadına baksın. Tamam, et olarak çok beğendim ama sanki bu hünkârı beğenmedim. Niye? Hünkâr beğenmiş, sen niye beğenmiyorsun? Hünkâr beğenmiş, o farklı yapılmıştı yani. Geldi. Beğenmedim, bilmiyorum, o tadı alamadım. Köz tadı alıyorum dedi, ben hiç almadım. Nasıl almadı köz tadını ya? Buram buram köz kokuyor. Beğendiye bayıldım. Ömrüne sağlık. Affet olsun arkadaşlar. Bir şey diyeceğim. Çok güzel. Tüpün üstünde közler olmuş ya. Közlü kabukları soyuldu. Hani evet. Burnuna da mı gelmiyor köz tadı? Gelmiyor. Kız bir şey desene köz tadı evet, almıyorum diyor. Ben sustum kaldım. Heyecanı veriyorum tabii ki de. Savunma. Ben hiçbir şey heyecana vermiyorum. Heyecan bitti artık bak. Yorum yapıyor ve puan verecek o yemeğe. Evet. Közledik bilmem ne oldu yani onu ayıkladık. Yani sen o patlıcandan altından bir saf al bakayım evet. Gelmiyor mu sana köz tadı? Ya yedim ben. Bir atlar, de şey atlar. Şöyle şuradan döner tamam. Misin? Benim burnuma geliyor yani. Şöyle buram, bir şey söyleyeceğim. Geliyor. Hala söylüyorum el lezzetinin olduğunu düşünmüyorum. Emeğin var eline sağlık. Ama yani nasıl ya, çok he? Lezzetsiz geliyor yemek ve aşırı tuz galiba çok seviyorsun sen tuzu. Aşırı tuzlu. Tuzu pek aslında sevmiyorum aslında. Gerisini konuşuruz. Miran Hanım, ben sizin cana yanıma puan vermemek için bilerek beğenmedim dediğinizi düşünüyorum. Patlıcandan köz tadı geliyor mu şimdi sana gelmiyor? Geldi. Tamam. Geldi. Gelmemesi imkansız. Ben buradan alıyorum yani kokusunu. Sen orada da yaptın zaten otomatik almasın. Peki Canay normalde bir iş yerinde yemek yapıyor düzenli olarak. Ve daha önce beyefendinin evinde yapıyormuş. Çok memnun kalınca ofise almış artık ofiste yemek yapıyor. Yani el lezzeti yok diyorsun ama o kadar kişi yemek pişiriyor. Yani, hiç bu zamana kadar iş yerinden birinden duydun mu? Ya Canay cidden lezzetsiz yemek yapıyor. Kadir Bey şunu söyleyebilir miyim size? Yani, tabii söyle. Tabakları süpürüyorlardı yani. Yani beyefendiler çok açlar sürekli olarak. İkinciyi alıp yiyorlardı yani artık yemek yetiştiriyordum. Miran'a el lezzetin yok diyor direktman açıkça yemek programında ona ne diyorsun? Sevmiyorum diyorsun ama neden bu kadar tuz kullanıyorsun? Demek ki tuzu seviyorum eşim de seviyormuş. Ama az önce sevmiyorum. Bizde öyle diyorlar yani tuzu bizde seven. Bizde çok tuz koyan evet, kadın kocasını çok seviyor. Evet, tamam ama az önce biliyorum Allah o espri de az önce tuzu ben ona... Yani söyledim. Tuzu sevmiyorum diyor ama aşırı tuzlu yemekleri bana i̇şte, göre. İşte ayarını kaçırmışız demek ki. Tuzlu yaptığına göre diyor eşimi çok seviyorum diyor. Espri yaptı tamam anladım onu da. Hani biz Türkçeden dolayı üstüne özet geçiyoruz. Salatayı beğenmeyen var mı sadece onu soracağım. Yok beğendim. Yok herkes beğendi. Sadece ekşiliği yok artık evet, kuru nare... olmazsa olmazı kuru soğan eksik. Yeşil soğan var yalnız. Evet kuru soğan atsaydın. Yani çünkü çoban yani çoban salatası adı üstünde ama... Kuru soğan olsaydı daha güzel olurdu. Peki. Nar ekşisi mesela özellikle yanına koymanızı isterdim. Röportajda İçinde da söyledim. İçinde var mı nar ekşisi? Yok kesinlikle koymadım. Yok. Niye? Ben çünkü limon da çok az
biraz ekşi. Ama çoban salatasından yani. Ekşisi olmaz, zorunlu değil. Hayır, evet. Hayır zorunlu çoban demedim. Tercihe bağlı. Tercihe bağlı. Yani sofrayı isterdiniz, kesinlik. Orası ayrı. Evet, evet. Ama kuru soğan olması lazım, evet. Çoban salatasında. Evet, çoban ben de yeşili evet. Tercih ettiğim için. Anladım. Tat olarak güzel ama ben salata afiyet beğendim. Olsun hepinize. Hünkar beğendiğini çok çok beğendim. Çok lezzeti çok güzelmiş. Evet, tuzu birazcık böyle bir keskin olmuş ama o yedirdi kendini yani. Patlıcanın lezzeti, közü, etin güzel pişmiş, etin lezzetli olmuş, güzel. Bulgur pilavını beğenemedim. Sanki böyle her an salata içine döküp kısır yapasım geldi. Bir kısır bulguru, bir kısır havası var bulgur pilavında. Bulgur, evet, bir bulgurun şeyinden olabilir. Yani bir lezzeti maalesef ki ben de alamadım. Evet. Tuzsuz, baharatı yok içinde. Bir de sebzeli bulgur pilavı değil galiba. Bu normal bulgur normal, pilavı. Normal, evet. Bunun yanına sebzeli gitmediği anladım. İçin. Eline koluna sağlık diyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.